Herkese yeni bir günden günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden Perşembe. Az kaldı haftanın bitmesine. Ben de şimdi Turgut'u bekliyorum. O çocukları bırakıyor. Sonra işe doğru gideceğiz. Böyle yani günler geçip gidiyor arkadaşlar. Dün doktor termini vardı, rutin kontrol. Bir şey çekmedim bir iki gündür yine. Artık bazen zorlanıyorum ne çekeceğimi. Çünkü günüm genelde hep aynı geçiyor. İşten geliyoruz işte, aynı yemek yap, uğraş, topla, temizle. Yani hep aynı geçiyor. O yüzden böyle arkadaşlar, yani şu aralar saçımla bir problem yaşıyorum gibi geliyor. Saçlarımı istediğim gibi yapamıyorum. Bayağı da kırıldılar. Türkiye'ye gidip kestireceğim yani, İstanbul'da inşallah şöyle uçlarından. Belki kendilerine gelirler diye düşünüyorum. Bakalım sizin bir öneriniz var mı? Saçlarınıza ne kullanıyorsunuz? Retinol öl varmış. İyi geliyor mu saçlara? Belki öyle bir şey alırım dedim. Abi ya hani aldığım bir şeyler gerçekten hiçbir şeye yaramadı bence. Böyle canlar, şimdi bakalım işe gidelim. Ondan sonra günün devamında tekrar buluşalım. Biz de böyle yani durumlar. Evet, şimdi geri eve geldim arkadaşlar. Niye böyle yüzüm benim bronz çıkıyor bayağı? Yanmış mıyım, ne yapmışım bilmiyorum. Ya da ışıktan mı bilmiyorum ama bronz çıkıyorum sanki biraz. Böyle Turgut'la eve geldik. Beni işten aldı. Şöyle bir kahve yaptık. Türk kahvesi içiyoruz. Şöyle göstereyim. Turgut'la bir telefon görüşmesi yapıyor. Ondan sonra da zaten işe geri gidecek o. Böyle canlar, bugün daha hiçbir şey yememiştim. Daha az önce bir ekmek arası bir şey yedim hemen. Biraz daha aralıklı oruç şeyine gitmek istiyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü aralıklı oruçta gerçekten en çok yağ yaktığınız beslenme usulü aralıklı oruç bence. O yüzden biraz daha aralıklı oruca yönelik gideceğim. Şimdi biraz ekmek arası bir şey yedim, bir tane. Ondan sonra da akşam ya salata ya da tavuk eti yapacağım. Onu yerim diye düşünüyorum. Böyle canlar, biraz balkonun keyfini çıkarayım kahveyle dedim. Böyle balkonda oturuyorum. Ondan sonra Turgut işe gider. Ben de evi temizlemeye koyulurum. Bugün çocukları almayacağım. Yani rahatım. Belinay alacak. O yüzden bugün bir de Azra'nın Almanca sınavı vardı. İnşallah iyi geçmiştir. Böyle canlar, şimdi bir dinleneyim. Ondan sonra üzerime çıkarayım. Temizliğimize başlayalım. Birlikte temizlik yapalım. Biraz dolapların içini boşaltmak istiyorum. Gerçekten şöyle biraz içine dışına girmek istiyorum. Büyük bir temizlik şart oldu. Çamaşır yıkamam lazım. Havalar güzelleşiyor çok şükür. Tatillere az kalıyor. Ona da mutluyum. Bu arada şurada bir sivilcem çıkmış. Ama derinden çıkmış. Yani bir şey bayağıdır duruyor orada. Kendi halince. Saçlarımı bugün biraz dalgalı yaptım. Dediğim gibi kırık uçları. Böyle yani. Bakalım. Az sonra temizliğime başlarım. Üstümü değiştireyim. Öyle. Hadi siz de havanın tadını çıkarın. Burada mis gibi bir hava var. Sizin orada havalar nasıl? Yazın bana. Yorumlarda buluşalım. Bu arada söyledim mi bilmiyorum ama hemşerim olan bir takipçim varmış. Burdalı Gözsarlı Emine diye. Ona buradan selam olsun. Böyle canlar. Turgut da geldi. Az sonra işe gidecek. Selam. Biraz selam. Keyfimizi, karı koca keyif yapalım. Ondan sonra temizlikte birlikte görüşelim. Evet, ilk işim çamaşırları atmak olacak. Zaten beyazları koymuştum içine. Birkaç tane daha burada var galiba. Bütün beyazlarımı atıp onları çalıştıracağım. Çamaşır suyu ekleyeceğim içine. Ondan sonra diğer işlere başlayalım. Pijamalarımı giyineyim, ev eşyalarımı. Üzerimi değiştirdiğime göre işlere başlayabiliriz. İlk öncelikle şu buzdolabına başlamak istiyorum arkadaşlar. Çünkü buzdolabını yine karman çorman yapmışlar. Alışveriş yapmadan dedim şöyle bir temizleyeyim. Hemen bir çamaşır suyu hazırlayalım. Biraz böyle çamaşır suyu temizlik düşünemiyorum çünkü. Ondan sonra buzdolabının içini dışını güzelce sileyim, temizleyeyim. Orası bir düzenlensin, temizlensin. Alışveriş öncesi. Bu arada üstüme gelirken saçımı başımı dağıttım, kusura bakmayın. Böyle bugün dediğim gibi çocukları ben almayacağım. O yüzden derdim tasam yok. Evet, belki öncelikle oturma odasını yaparım diyorum. Böyle gün gün belki ilerlemek daha mı doğru sizce? Siz nasıl temizlik yapıyorsunuz? Hele ki çalışan bayanlar, çok merak ediyorum. Nasıl temizlik yapıyorsunuz? Gün gün mü gidiyorsunuz, yoksa artık hani dip köşe yapamıyorum gerçekten. Çünkü belirli bir saatim var, yemek yetiştirmem lazım. Sizin tecrübeleriniz nelerdir? Yani evdeyken çok kolaydı benim için. Ama çalışıyorken çok zorlanıyorum. Yani her gün bir oda yapsam ya da nasıl yapsam bilemedim. Tecrübeli ev hanımlarına bir soru. Yani böyle çalışan özellikle benim gibi bayanlara. Siz nasıl yapıyorsunuz? Ev işlerini gün gün mü yapıyorsunuz? Yani gün gün bir oda mı yapıyorsunuz?
ya da artık ne olursa Allah ne verdiyse onu mu yapıyorsunuz, nasıl beceriyorsunuz? Vallahi bilmiyorum. Ben çok zorlanıyorum çalıştığımdan beri. Şimdi hemen sizi şuraya bir takayım. Ondan sonra bir buzdolabını temizlemeye, yerleştirmeye başlayalım. Düşündüğüm tek şey, hepsini çıkarıp öyle mi temizlesem? Herhalde daha mantıklı olacak. Evet. Hepsini ben bir çıkarayım. Ondan sonra temizleyelim birlikte. Şöyle, hatta şurada yer açayım kendime. Şuralara, bir yerlere hepsini bir boşaltayım önce diye düşünüyorum. Şöyle bir tavuk eti çıkarmıştım dünden. Böyle butları böyle ayırmışlar. Bugün onları patatesle fırına süreceğim. Az sonra yaparım zaten onu. Zaten biliyorsunuz böyle şeylerim var benim. Bunları bir çıkarayım. Ondan sonra bu çamaşır suyuyla bir şuraları güzelce bir temizleyelim. Hem neyimiz var neyimiz yok bir gözden geçirelim. Tarihi az olanları öne alalım falan. Şöyle çıkaralım. Çünkü okula ekmek hazırlıyorum ya da işe her gün. O yüzden de dağıtıyoruz. Çocuklar alıyor, ben alıyorum. Bir şekilde hep dağınık duruyor. Yumurta kutumu da alayım. Böyle hepsini bir buraya koyacağım. Normalde ben müzikle temizlik yapmayı çok severim. Ama şimdi çekim yaptığım için ve telif hakkı olduğu için müzik yapamamak beni biraz sinir ediyor açıkçası. Ama belki böyle sizin için dayanabilirim. Dayanamazsam yarada kesebilirim her an. Ondan sonra size sonucu gösteririm. Yani şimdi şu andaki hali çok dağınık buzdolabının. Bir boşaltayım hepsini bir. Ondan sonra güzelce için dışını silelim. Desenfekte edelim. Ondan sonra da geri kalan işlerime bakarız. Alışveriş yapmadan böyle temizlik yapmayı çok seviyorum. Ben en iyisi müzik açayım. Burayı bir boşaltayım. Sonra güzel bir temizlerken size çekerim. Belki arkasına müzik eklerim. Bakalım artık. Evet canlar, buzdolabımı temizlemiş bulunmaktayım. İçini temizledim şimdilik. Şöyle, zaten burası çok dağınık değildi. Alışverişe gidilmedi daha, biliyorsunuz. Bugün Perşembe, Cuma ya da Cumartesi gideriz. Evde olan şeyleri böyle temizleyip yerleştirmiş oldum. Şöyle göstereyim size. Buraya böyle pudingleri falan koydum. Burada ekmeğe sürülebilen peynirler var. Şurada yufkalarım ve peynirim var. Buraya da böyle sebzelerimi, yani kalan meyve ve sebzelerimi dizdim. Burada yumurtamız. Böyle yani kendimce düzenleyip dağıtıyorum işte. Yani işte aşağıda soslarımız var. Burası da zaten öbür tarafı yani. Böyle canlar. Yani burayı da halletmiş oldum. Aslında şu derin dondurucuyu da bir toparlasam iyi olacak da yer yok. Yani o kadar dağınık değil ama yine de böyle biraz toparlamam lazım şuraları falan. Bakalım artık. Böyle. Şimdi ortalığımı bir toparlamam lazım. Mutfağı temizleyeyim. Buraları temizleyeyim, toparlayayım hemen. Zaten beline de çıkmış. Ondan sonra daha yemeğimi koymak zorundayım. Biraz böyle atılacakları atacağım arkadaşlar. Bayağı bir birikim yapıyorum evde. Öyle söyleyeyim size. O yüzden bazı şeylerden vedalaşmak istiyorum. Minimalist şeyler kullanmak istiyorum. Yani gerçekten çok temizlik ilacı, çok tabak çanak yerine minimalist bir hayat sürmek istiyorum yani. O yüzden her şeyden biraz biraz. Şuraları toparlayacağım hemen. Gördüğünüz gibi buralarda sabahtan böyle çocuklar geliyor, yatıyor, üstünü giyindikten sonra hemen çıkıyoruz apar topar. Her yer haliyle sabah çıktığımız gibi, bir yatakları topluyorum ama gerisi böyle kalıyor yani. Her şey zamanı olmuyor maalesef. İnsanlık hali, ev hali böyle oluyor işte. Bu arada işte müzik dinliyorum bu arada. Kapattım sadece şimdi. Sırada mutfağımı temizleyeceğim şimdi bir. Ondan sonra içlerini biraz süpüreceğim. Kırıntılar var gördüm. Böyle şimdi burayı bir halledelim. Ondan sonra bakalım yemek koyalım bir. Yemeğimiz de hazır olsun. Gerisi kolay zaten. Yemek hazır oldu mu iş bitmişiz. Beni biliyorsunuz artık. Yemek yapıldı mı iş bitmiş demektir. Her zaman kullandığım temizlik ilaçlarımdan birisi bu. Şimdi normal çamaşır suyu kullandım ama genelde şunu kullanıyorum. Bunda az kalmış. O yüzden hemen bitmesin diye. Çamaşır suyu ekledim ilacıma. Ondan sonra mutfağımı, buzdolabının içini sildim. Şimdi her yerin dışını temizleyeyim. Atılacakları atayım. En sonu da hemen yemek koymam lazım. Yanına patatesle beraber bunu koyarım. Bir de pirinç pilavı yaparız. Bugünkü menümüz de hazır.
Bu arada bunlar geçen hafta mı, 2 hafta önce aldım. Tarihleri bayağı uzun, 9'uncaya kadar. Ama bir türlü yemek fırsatı bulamadık yani. Bir şekilde onları da bir yapayım, aradan çıksın. Yoksa burada duruyorlar böyle. Böyle canlarım. Hadi bakalım. İşler beklemez. Nerede hareket orada bereket diyoruz ve devam ediyoruz. Arkadaşlar, Turgut eve geldi. Eve geldik. Yemeğimizi yedik. Şimdi kahve faslına geçiyoruz. Allah'ına sağlık Şahit. Yemek de çok çok güzeldi. Afiyet olsun. Ve tabi yemekten sonra her zaman hep yaptığımız Türk kahvemiz. Olması olmaz. Ha bak şey dur neyse makineyi çalıştırayım. Bize Türk kahveleri hep Turgut yapıyor. Allah. Ya. Arkadaşlar. Şey sağ olsun. Makinemiz sağ olsun. Yarın bir gün kız isterler istemeye gelirse kahveleri biz vallahi de Turgut yapacağız. Kayınbaba olarak. Kız istemede de kahveleri ben yaparım. Yani Turgut'a artık kız demeye gelirlerse kahveleri Turgut yapacak bizde. Allah, o günlerde Allah herkese göstersin. Amin amin inşallah çocuklarımızın hepimiz mürüvvetini görelim. Güzel nasip kısmetler eylesin. Amin amin. Yani çok var inşallah da yine de kayınbaba olarak artık ben yani şey değil yani eskiden biliyorsunuz gelin adayları kahve yapardı. Şimdi bizde Turgut yapacak kahveleri. Baba olarak. Sonra ne yapacağız? Bugün aşın planda spor var. Bugün planda spor var arkadaşlar. Ben sabah dedim size bir ekmek arası bir şey yemiştim. Şimdi tavuk yedim bir parça biraz patatesle. O kadar. Bunları aldım. Turgut bana kahve bardağı almış böyle arkadaşlar. Kapaklı ama şöyle. Kafeye tur bu. Bak, hatta sabahları böyle kahve işe götürebilelim diye ya da böyle gezmeye yürüyüşe çıkarken görüyorsunuz değil mi? Cimri onu da ucuza getirmek için evden kahve götürtüyor. Bak tutma yeri bile bak. Bak. Hadi bak şöyle. Bunu şimdi sen ne için yaptın? Cimrilikten mi yaptın? Neden kız, yaptın? Kaça bu bardak var biliyor musun? Hayır ama dışarıda kahveden ucuza geliyordur sana. Yani sen artık Starbucks'ta aşınma kahve alalım deyince ben hemen bunu evden sana götüreceğim. Öyle bak. Ne gereği var aşınmayacağım. Görüyorsunuz güzel değil mi? Güzel değil mi şu an? Evet çok ama güzel. Tutmuyor aşınma bundan doğrudurusu. Acaba şey büyük mü almış? Ya bak şöyle diyorum sen. Ya yok tutuyor bir şey. Bak böyle kapaklı. Kapaklı kahve bardağı. Tasarruf, devir tasarruf değeri arkadaşlar.
Şimdi kahvelerimizi içeriz. Ondan sonra sporumuzu yaparız. Yes. Sonra dizi keyfine. Ben bugün yerleri süpürdüm, sildim arkadaşlar. Siz şahitsiniz, buharlı temizleyiciyle sildim. Süpürdüm, hatta dışarıyı da sildim, kapının önünü. Evi temizledim, topladım yani. Her yer temiz, tuvaleti de temizledim. Bir banyo kaldı çünkü banyoya girilecek daha. İki makine çamaşır yıkadım, biri kurutmada, biri makinede. Bayağı bir iş yaptım. Bak. Buzdolabımı topladım. Bakın buzdolabına. Ha, bunu göstermiş miydim ben? Bak bunu arkadaşlar Venedik'ten getirdim. Bilmiyorum göstermiş miydim? Bak kameranın öbür tarafını aldı. Dur çevireyim kameramı. Bakın arkadaşlar böyle şeyler yerinizde olayım. 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 Takmayayım. Niye? Ay. Çünkü bakın çiziklere bak. Aslında biz de başta takmıyorduk. Artık buzdolabı kullandıkça takmaya başladık. Eskide diyecek dedim şimdi. Ne? Eskide mi? Yani kullandıkça yani takmaya çünkü. Ama bakın şey var. Çünkü çocuklar falan bir şeyler değdirdi. Böyle görüyorsunuz oluyor yani. O, bakın yazın bu dizi. Ne yapacaksın şimdi? Buzdolabının özelliği arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yazı hazırız. Böyle tüm buzda çıkarıyor. Kırılmış buzda çıkarıyor. Şimdi eline dökme hepsini. Ne yapacaksın? Göstereyim. Ne yapıyorsun şimdi? Ya belki almak istiyorlar. Bravo, yerlerime de döküldü hepsi. Su kız bir şey olmaz. Arkadaşlar böyle kırılmış buz da güzel oluyor. Slush falan yapabiliyorsunuz. Böyle kokteyller yapabiliyorsunuz. Gerçekten tavsiye edebiliriz buzdolabı ihtiyacınız varsa. Çiçekler açmış. Bunu Turgut 50'lik yıl dönümü için almıştı arkadaşlar. Getirmişti. Bir de Rituals paketi getirmişti. Onu göstermedim herhalde ben, evet, değil mi? Evet, çünkü krem var diye bana azar işitti. İçinde krem vardı diye. Hediye getirdi adam, azar işitti. Vallahi hediye aldım resmen. Niye aldın? İçinde krem var. Beni bilmiyor musun krem sevmediğimi falan var ya, yarım saat üzdü beni, kızdı bana. Şöyle bir açıklık, şöyle bir açıklık getireyim arkadaşlar. Şimdi bence hakkımı yiyor yani biraz. Soru hediye. Hayır tamam bak şöyle bir şey. Düşünülmüş. Tamam hediye alınmış. Önemli olan o değil mi, düşünülmek? Hediye alınmış, düşünülmüş, getirilmiş. Ama ben de diyorum ki yabancı biri getirmiyor ki. Eşim getiriyor ve ben de kremi hiç sevmiyorum arkadaşlar. Ben krem kullanmayı sevmiyorum. Cildim zaten çok olsun, yağlı. Olsun, yine de beni kırmamak için düşünmüş. Hayır ama öyle dedim. Ama dedim ki biliyorsun ben dedim krem sevmiyorum. Neden kremli şeyler alıyorsun? Boşuna duruyor orada, sonra çöpe atıyorum dedim. Aynen böyle dedi. Ondan sonra bana dedi ki üzüldü bayağı bir. Sonra dedim ki özür dilerim seni üzdüğüm için ama hani beni tanıyorsun. Krem yerine başka bir şey alsaydın bana. Kalbim kırık. Niye beni tanımıyorsun? Eşim beni tanımıyor. Tanıyorum ya. 19 senelik eşim ya, beni tanımıyor. Şöyle arkadaşlar. Dedim o paketin içinde krem vardı. Ne yapayım? Paketin kremi ama çıkardı. Zaten tek kremli krem vardı. Bir de saç kokusu vardı. Başka bir şey yoktu onun içinde. Olsun ritüel. Ama marka ritüel. Ama marka olmaz önemli değil. Ben sana onu ne için aldım? Çerez için. Çerez için. Çünkü esas hediye neydi? Esas hediye neydi? Neydi? Memlekete. Memlekete uçak bileti aldı arkadaşlar. 10. ayın sonunda inşallah memleketime, Gölhisar'ıma artık gidiyorum, kavuşuyorum. Biliyorsunuz Turgut'u da içgüdü olarak. Yozgat'a değil, Burdur'a. İçgüdü olarak Gölhisar'ı aldık. Gölhisarlı oldum. Ben Fethiye'liyim. Fethiye selam. Gölhisarlı oldum. Artık biz içgüdü olarak Turgut Bey'i aldık. Hadi şartsı kahve içelim. Şöyle şimdi kahvemizi yaptık. Kahve içmeye gidelim. Öğlen bir kahve içtik. Şimdi akşam kahvesinde sıra. Biz genelde Turgut'la balkonda oturup kahve içiyoruz ve oyun oynuyoruz arkadaşlar. Bir oyun var, Battleground diye ismim. Uygulamada indirebilirsiniz, Battleground. O kadar güzel bir oyun ki iş arkadaşlarına da bulaştırdım. Onlarla birlikte oynuyoruz işte. Gerçekten zevkli oluyor, bilmiyorum. Ben aslında pek oyun oynamayı sevmem telefondan. Ama o kadar zevkli oluyor ki birbirimizi bombalıyoruz böyle. Yani çok güzel oluyor. O yüzden siz de yani canınız sıkılırsa o oyunu oynayın bence. Şimdi bir kahve içelim o zaman. Ben buradan veda edeyim. Mi? Yani ya da? Birazdan video çekeceğim. Ben çekeceğim. Turgut video çekecek bulaşık biraz sonra. Bulaşık makinesine bir ilaç var arkadaşlar. Onu yapın. Ve bulaşık makinesinde bazı 2-3 şeyler var. Onları yaparsanız. Uzun ömürlü ve temiz bulaşık makineleriniz tertemiz oluyor. Aynen. O yüzden buradan veda edelim biz o zaman. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Kanalımıza destek olmak için abone değilseniz hala abone olursanız ailemize, bize katılırsanız çok seviniriz. Beğeni yapmayı unutmayın bu videoya. Bu aralar zaten moralimiz bozuk. Videolar beğenilmiyor, izlenmiyor, kötü gidiyor. Hadi bakalım. Eller cebe, eller telefona. Yüzünüzden ben de tutmaması çok oluyor. Yüzünüzden gülücükler eksik olmasın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Birbirinizi kırmayın. Allah'a emanet olun. Bay bay.